Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 1 ve 2. temalarının çalışma fasiküllerinin 4. slide videosuyla karşınızdayız. Bir önceki videolara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu serinin ilk videolarına. İlk sorumuza başlayalım. Uzay Araştırmaları Kurumu NASA uzun bir aradan sonra 2024'te Ay'a 2 astronot göndermeyi hedefliyor. Astronotlardan birinin kadın olacağı duyuruldu. Yukarıdaki bilgiye dayanarak 4 öğrenci kendi aralarında şu konuşmayı yaparlar. Azra, NASA sadece Ay'a astronot göndermiştir. Emir, NASA ilk kez bir uçuş gerçekleştirecektir. Reyhan, NASA daha önce de Ay'a astronot göndermiştir. Tuna, NASA daha önce Ay'a kadın astronot göndermemiştir. Bakalım hangi öğrencinin söylediği kesinlikle doğrudur. Şimdi sadece Ay'a astronot gönderdiğini anlayabilir miyiz buradan? Bakalım. Hayır. Böyle bir anlam yok. Azra kesinlikle doğru söylüyor diyemeyiz. Azra'ya eledik. Emir'e bakalım. NASA ilk kez bir uçuş gerçekleştirecektir. Hayır, ilk kez gerçekleştirecek olsa uzun bir aradan sonra demezdi. Demek ki uzun bir aradan önce göndermiş 2 astronot ya da daha fazla astronot ya da tek astronot göndermiş. Yani uçuş gerçekleştirmiş. İlk kez değil Emir. Yanlış. Emir'i de eledik. Reyhan'a bakalım. NASA daha önce de Ay'a astronot göndermiştir. Evet. Bunu anlayabiliyoruz. Uzun bir aradan sonra 2024'te Ay'a 2 astronot göndermeyi hedefliyor dediği için burada daha önce yine anlıyoruz. Hani hem uçuş gerçekleştirdiğini anlayabiliriz. Ama ilk kez gerçekleştirdiğini değil tabii ki. Hem de daha önceleri Ay'a astronot gönderdiklerini anlayabiliriz. Reyhan doğru söylüyor. Tuna'ya bakalım. NASA daha önce Ay'a kadın astronot göndermemiştir. Belki de gönderdi. Peki şimdi tekrar gönderecek ve birinin kadın olacağını duyurdu. Yani Tuna da kesinlikle doğru söylüyor diyemeyiz. Cevabımız C seçeneği Reyhan olmalı. Diğer soruma geçtim. Evet, yıldız ve üçgendeki kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Yıldız ve karedeki kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Eş anlamlılık, zıt anlam. Bakalım buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu ve bu eş anlamlı olacak. Zor, güç. Eş anlamlı mı? Eş anlamlı. Kirli, pak. Eş anlamlı mı? Hayır, kirli. Pak temiz demek. Zıt anlamlı. B'yi eledim. Küçük. Kocaman. Küçük, kocaman eş anlamlı mı? Hayır. Zıt anlamlı da değil. Küçüğün çünkü zıttı büyüktür değil mi? Bunu da yapıyoruz. Kötü ve iyi. Kötü iyi. Zıt anlamlı. Burası eş anlamlı olması gerekiyor. Şu iki kelime. Bu ikisinin zaten eş anlamlı olduğu yalnızca tek bir seçenek var. O da A seçeneği. Yine güç kolay. Yani zor güç. Hani bunu yapması çok güç dediğimiz zaman mesela çok zor anlamında kullanılıyor. Kolayla zıt anlamlı diyebiliriz. Yani bu ve bu birbiriyle nedir? Zor, güç. Eş anlamlı, güç, kolay. Bu da nedir? Zıt anlamlı. Çünkü zaten bakın zor ve güç. Bunlar eş anlamlıysa zor ve kolay zıt anlamlı. Bunu hepimiz biliriz değil mi? Buradan bile anlayabilirsiniz cevabımıza. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde altı çizili söz grubu deyim değildir? Tüm gün gereksiz konuşmalarıyla başımı şişirdi. Gerçekten konuşarak baş şişirebilir miyiz? Böyle başımız şişer mi? Bir şeyi düşmüş gibi ya da bir yere çarpmışız gibi. Hayır, deyimdir, elim. Bazen ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Şimdi ağzından çıkan yani söylediğin şeyi duyarsın kulağınla. Duyabilirsin değil mi? Bu da ne demek? Yani ne söylediğini bilemiyorsun anlamında kullanılan bir deyim. Nedir? Deyimdir, eledim. Dün gece döndüm durdum, gözümü kırpmadım. Şimdi gözünü kırpmaması mümkün mü gece boyunca bir insanın? Hani ne kadar gözümüz açık kalabiliriz? Yine bir mecaz, yine bir deyimden bahsedilmiş değil mi? Nedir bu? Gözümü kırpmadım yani uyumadım. Uyumadan düşündüm, durdum anlamında. Yine deyimdir. Yeter artık deyip kapıyı çarpıp gitmiş. Bunu diyebilir değil mi? Bu gerçek bir anlam yani yeter artık diyebiliriz. Bunun herhangi bir mecaz anlamı da yoktur. Deyim de değildir. Cevabımız D seçeneği. Evet, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde virgül çıkarılırsa cümlede anlam değişikliği olur. Çıkaralım virgülü bakalım hangisi anlamı değişecek. O ağaçtan düştü. Kaldırın virgülü. O ağaçtan düştü. Hangi ağaçtan? O ağaçtan. Sanki ağacı işaret ediyormuş gibi oluyor, değil mi? Ama O'dan sonra virgül koyarsak O, yani O diye bahsettik üçüncü tekil, ağaçtan düştü. Burada bir anlam değişikliği oluyor. Burada olur. Genç kıza bir hediye almış. Kaldırın virgülü. Genç kıza bir hediye almış. Sanki birisi genç kıza hediye almış gibi oluyor. Ama virgül olduğu zaman genç, yani genç birisi kıza bir hediye almış. Burada genç farklı bir kişi, kız farklı bir kişi. Burada da anlam değişiyor. Reyhan, Beyhan ve Süleyman birbirine çok bağlı arkadaşlardır. Burada kaldırırsak anlam bozulmaz. Reyhan, Beyhan ve Süleyman. Çünkü üçü de bir isim. Anlam değişmez ama tabii ki kullanmamız gerekli. Anlam değişikliğine uğramıyor ama. Yaşlı kediyi besledi. Bakın okurken bile yaşlı kedi. Sanki kedi yaşlıymış değil mi? Ama virgül olduğu için durmamız gerekir. Yaşlı kediyi besledi. Yani yaşlı insan, yaşlı kadın ya da yaşlı adam kediyi besledi. Burada da bir anlam karışıklığı, anlam değişikliği oluyor. Burada da olmaz yine çünkü birbiri ardınca sıralanmış eş görevli ya da benzer kelimeler. Yani ne olacak? 1, 2 ve 4'te virgül çıkarılırsa anlam değişikliği olur. Evet, Eda'nın bilgi verdiği noktalama işareti hangisidir? Genel ağ adreslerinde kullanılır. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayıları ayırt etmek için kullanılır. Mesela ne diyelim? 17.07 diyelim. 17.07 2010 diyelim mesela. Ne olacak buraya? Araya ne koyabilirsiniz? Adres yazarken apartman numarasıyla daire numarası mesela kat 5, daire 10 diyelim. Ne koyarsınız? Eğik çizgi değil mi bunun adı? Ne koyarsınız? Eğik çizgi. Genel adres HTTPS diyoruz ya mesela o S'den sonra yanılmıyorsam şu şekilde değil mi? Kullanılır. Yerin tam HTTPS. Bir iki nokta var. Bir eğik çizgi var. Yani bahsettiği burada verilen noktalama işaretimiz eğik çizgidir. Diğer soruma geçtim. Numaralanmış deyimlerden hangileri aynı anlam içermektedir? Bak aynı anlamda olacak. Başı dara düşmek, başı çekmek, baş edememek, başı daralmak. Başı çekmek bir şeyin başlangıcında yani başında olmak, birinci sırasında olmak gibi. Baş edememek, uğraşamamak, gücü yetmemek anlamında. Başı dara düşmek ve başı daralmak. Bu biraz nedir? Hani maddi açıdan sıkıntıya düşmek ya da düşünce olarak, manevi olarak sıkıntıda olmak anlamında kullanılır. Yani cevabımız 1 ve 4 olmalıdır. Evet, buna göre Tuğçe nereye saklanmalıdır? Bakalım. Arkadaşlarıyla saklanmaç oynayan Tuğçe hayal ürünü ifadenin bulunacağı yere saklanacaktır. Hayal ürünü ifadenin bulunacağı yer. Bakalım. Dışarıda yağmur yağmaya başladı. Bu hayal ürünü değil, bu gerçek olabilir. Ağacı eledim. Emre arkadaşlarıyla top oynadı. Çalıya saklanmamalı. Emre arkadaşlarıyla gerçekten top oynayabilir. Hayal ürünü değildir. Kırmızı kitap çok mutlu görünüyordu. Şimdi kırmızı kitap nasıl mutlu görülsün ki? Değil mi? Burada bir hayal ürünü var. Hayal ürünü ifadesi var. Yani Tuğçe eve saklanmalı. Saatlerce televizyonda çizgi film izledi. Bu da yine hayal ürünü olmayacak bir durumdur. Cevabımız B seçeneği. Evet, doğa ile ilgili aşağıdaki görsellerden hangisi çevre sorunlarına dikkat çekmek için kullanılamaz? Doğa ile ilgili hangi görsel çevre sorunlarına dikkat çekmek için kullanılamaz? B'den başlayalım. Bakın bir çöplük görüyoruz. Çok fazla atık maddenin bulunduğu bir yığın görüyoruz. Evet, çevre sorunlarına dikkat çekebilir. Bu görseli eledim. Burada bir çölleşme var değil mi? Bir deniz ya da bir nehir artık neyse bu gölet ya da kurumuş. Gördüğünüz gibi verimsizleşmiş toprak haline gelmiş. Kullanılabilir. Burada bakın. Bacadan çıkan dumanlar, siyah dumanlar gökyüzüne doğru. Hava kirliliğini aslında değil mi belirten? Burada A'ya bakın peki. A'da da çevre sorunlarını gösterir mi bu bize? Dikkat çekmek için kullanılabilir mi? Hava kirliliği yine doğamıza aslında zarar vermez mi? doğamıza, dünyamıza, çevremize, etrafımıza zarar verir. Bu şekilde düşündüğümüzde bunu da kullanabiliriz. Ama bu çevre sorunlarına dikkat çekmek için bunu koyarsak hiç dikkat çekmez bence. Çünkü gayet güzel yeşillik bir alandan bahsedilmiş, resmedilmiş, betimlenmiş cevabımız A seçeneği olmalı. Buğra 15 yaşındadır. Buna göre yukarıdaki televizyonlarda başlayacak olan programların kaç tanesi Buğra'nın izlemesine uygundur? Bakalım. Biliyorsunuz bu genel izleyici kitlesi, yani her yaştan insan izleyebilir. Bunu izleyebilir. 7 yaş ve üzeri için uygun olan ifade bununla izleyebilir. Yine 13+'yı da izleyebilir. Çünkü Buğra 15 yaşında. Ama 18+ izleyemez. Yaşı tutmadığı için, yani ne olacak? 3 tanesini izlemesi uygun olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Yanlışlıkla geçtik. Aşağıda verilen cümlelerdeki numaralanmış boşluklara uygun nokta işaretlerini yazınız. Saat 9:35 olmuştu. Saatlerin arasına nokta koyarım. İkinci ders başlamıştı. İnce anlamında nokta koyarım. Ali, virgül, Ahmet ve Mustafa okumak için kitaplıktan yeni kitaplar seçmişlerdi. Nokta. Aralarında tatlı bir rekabet vardı. Virgül. Öğretmenleri bu durumdan çok memnundu. Nokta. Bakın burada cümle, sıralı 2 cümlem var. Bunu virgüle bağlarım. Cümle bittiği için nokta koyarım. Ali, Ahmet, Mustafa dediği için birbiri ardınca sıralanmış isimler olduğu için virgül koyarım. İnce ifadesi için nokta kullanırım. Saatlerin arasında kesinlikle 2 nokta koymayınız, yanlıştır. Saatlerin arasına nokta konulur arkadaşlar. 9:35 derken örneğin nokta koymamız gereklidir. Bu şekilde tamamlarız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Tüm slide sunumlarımız açıklama bölümünde vardır. Öğretmen, öğrenci ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıymetli öğrencilerim, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.